Merhaba arkadaşlar, şimdi birlikte geometrik kavramlar ve açılar konu testinin sorularını çözeceğiz. Birinci soru, hangi iki doğru hiçbir noktada kesinlikle kesişmez? A şıkkından başlayalım, çakışık doğrular. Çakışık doğrular bütün noktaları ortak olan doğrulardır. D doğrusunu çizdim. Şimdi bir E doğrusu çizeceğim. Bu iki doğrunun bütün noktaları ortaktır. Dolayısıyla kesişirler. A şıkkı değil. Dik doğrular. İki tane doğru alalım. Birbirine dik. D ve E doğruları olsun. D ve E doğruları birbirine dik. Dik doğrular bir noktada kesişiyorlar. Yani B şıkkı da değil. Paralel doğrular. Birbirine paralel iki doğru hiçbir ortak noktası olmayan doğrulardır. Yani kesinlikle kesişmezler. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soru. Şekildeki doğru üzerindeki noktalara göre AB doğru parçasının uzunluğu 4 cm, BD doğru parçasının uzunluğu 8 cm ve CD doğru parçasının uzunluğu 3 cm olduğuna göre AC kaç cm'dir? AB 4 verilmiş bize. BC'nin tamamı 8 verilmiş. CD ise 3 verilmiş. Bizden istenen AC doğru parçasının uzunluğu. Baktığımız zaman BD doğru parçasının uzunluğu 8, CD'ninki 3 ise 8 eksi 3'ten 5 cm BC doğru parçası bulunur. AC'ye baktığım zaman AC doğru parçasını AB ve BC doğru parçaları oluşturuyor. Yani 4 artı 5'ten 9 cm bulunur. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü soru, şekildeki doğrunun gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A şıkkı, MN doğrusu, MN harfleriyle gösteriliyor. Ya da MN'nin üzerine doğru sembolü çiziliyor. Ya da küçük harfle D ile gösteriliyor. D olarak verilmiş. C şıkkı olamıyor çünkü bu MN doğru parçası demek. Doğru cevap C şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıdaki şekilde D1 doğrusu D2 doğrusuna paraleldir. Ve AB doğru parçası 5 cm olduğuna göre CD doğru parçası aşağıdakilerden hangisi olabilir? A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık 5 cm. İki doğru arasındaki en kısa uzaklık dik doğru parçası ile gösterilebilir. Bir doğrunun diğer doğruya olan en kısa uzaklığını bulmak için dik indiririz. Dolayısıyla 5 cm iki doğru arasındaki en kısa uzaklık. Dolayısıyla CD doğru parçası 5'ten büyük olacak. 3 olamaz, 4 olamaz, 5 olamaz, 7 olmak zorunda. Doğru cevap D şıkkı. Beşinci soru. Şekilde verilen açı aşağıda belirtilen ifadelerden kaç tanesi kullanılarak adlandırılabilir? Önce O'dan başlayarak OKL açısı yazabiliriz. O'dan başlıyoruz. K'ye gidiyoruz. K'den L'ye. Ya da L'den başlayarak L, K, O açısı yazabiliriz. Ya da sadece köşedeki harfi kullanarak açıyı gösterebiliriz. Bunlardan L, K, O yazılabilir. O, K, L yazılabilir.
O yazılamaz, KLO yazılamaz, LOK yazılamaz. Yani iki tanesi kullanılarak adlandırılabilir. Doğru cevap C şıkkı. Altıncı soru. Yukarıdaki tabloda A, B, C, D ve E açıları ile ölçüleri derece cinsinden verilmiştir. Buna göre hangi iki açının ölçüleri toplamı bir dik açıya eşit olur? Dik açının ölçüsünü hatırlayalım önce. Dik açı 90 derecelik açıydı. Şimdi tek tek şıkları inceleyelim. A şıkkında B ile D deniyor. Yani B açısı 43 derece, D açısı 37 derece, toplamları 80 derece. A şıkkı dik açı değilmiş. B şıkkına bakalım. A ile C. A açısı 49 derece, C açısı 51 derece, toplamları 100 derece. Dik açı değil. B şıkkını da eledik. C şıkkına bakalım. A ile E. A 49 derece, E 47 derece, toplamları 96 derece. C şıkkı da değil. D şıkkına bakalım. D şıkkında E ile B açısı var. E açısı 47 derece, B açısı 43 derece, toplamları 90 derece. Yani dik açı. Doğru cevap D şıkkı. Yedinci soru. Şekilde verilen ABC açısının BA kolunu saatin dönme yönünün tersine, saatin dönme yönü saatin dönme yönünün tersi. Açıyı saatin dönme yönünün tersine 50 derece döndürüyoruz. Yani ışınımızı yeni şekli bu olacak. 50 derece döndürdük. Oluşan yeni açı soruluyor bize. 50 derece, 40 derece daha 90 derece ediyor. Yani 90 derece nasıl açıydı? Dik açıydı. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı. Sekizinci soru. Şekilde AB doğru parçası 15 cm, AC doğru parçası 11 cm, AD doğru parçası 8 cm, AE doğru parçası 9 cm, AF doğru parçası 14 cm olarak veriliyor. Buna göre A noktasının BF doğrusuna olan uzaklığı kaç cm'dir? Uzaklıktan bahsettiğine göre bize dik doğru parçasını soruyor. Diklik olması gerekiyor. AD doğru parçası dik olan, AD'nin uzunluğu da 8 cm. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı. Dokuzuncu soru. Bir açıyı iki eş açıya ayıran ışın. İki eş açıya ayıran ışının adı açıortaydır. Doğru cevap D şıkkı. Onuncu soru. Biri diğerinin 11 katı olan bütünler iki açının farkı kaç derecedir? Biri diğerinin 11 katı olacak. Bütünler açı olacaklar. Açımıza 1 kat diyelim. Bütünler açımızda bu açıyı tamamlayan bütünler açımızda 11 kat. Bunların toplamı, açıyla bütünler açının toplamı 180. Baktığımız zaman 11 kat, 1 kat daha 12 kat 180'e eşit oluyor. Bir katı bulmak için 180'i 12'ye böleriz. 15. Açımız bir kat 15 derece. Bütünler açımız
Hemen 180'den 15'i çıkararak bulalım. 165 derece. Bizden istenen bu iki açı arasındaki fark, yani 165 eksi 15'ten 150 derece. Doğru cevap C şıkkı. On birinci soru. Bir doğru açı en az kaç tane dar açıdan oluşur? Doğru açı ...180 derece. Dar açı ise ...90 dereceden küçük. Eğer biz dar açıyı 90 derece kabul edersek, 180 bölü 90'dan 2 yapar. Ancak 90 dereceden küçük olduğu için biz en az 2 tane değil, 3 tane dar açı oluşturabiliriz. Doğru cevap C şıkkı. On ikinci soru. AOB açısal bölgesine ait noktalar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? AOB açısal bölge dediğimizde açının kendisi bir de iç bölgesinden baktığımız zaman şu makası uzatalım. Açının üzerindeki noktalar A, B ve O noktaları açının üzerinde. İç bölgede kalanlar C, E noktaları. Yani açısal bölgedeki noktalar A, B, C, E ve O noktaları. Doğru cevap C şıkkı. On üçüncü soru. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A. Paralel iki doğrudan birini kesen doğru, diğerini de daima keser. İki tane paralel doğru çizelim. Bir tanesini kesen bir doğru yaptım diyelim. Bu doğru sonsuza kadar gittiğine göre paralel doğrulardan birini kesen diğerini de daima kesmek zorunda. Yani A şıkkı doğru. Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer. Evet, iki nokta A ve B noktalarını aldığım zaman bu yalnız bir doğru belirler. AB doğrusu. Bir noktadan en fazla bir doğru geçer. Bir nokta A olsun. A noktasından ben bir tane doğru geçirdim. Bir tane daha geçirdim. Bir tane daha geçirdim. Bu şekilde sonsuz sayıda doğru çizebilirim. Doğru demeti oluşturuyordu bu da. Yani C şıkkı yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı. On dördüncü soru. Yukarıdaki bazı geometrik şekiller ve isimleri verilmiştir. Şekiller ile isimleri arasında birebir bir eşleme yapıldığında hangi şekil dışarıda kalır? Eşleştirelim. Doğru dediğimiz zaman doğru nokta ışın bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız. Düzlem geride kalan şeklimiz doğru parçası, yani doğru cevap A şıkkı.